Merhabalar, bugün hepsinin yeni serisi olan L8050 modeli cihazımızı tanıtacağız. Yeni bir cihazımız. Bu segment L805'in bir sonraki versiyonu. Son derece kaliteli ve güzel baskısı olan bir cihaz. Bununla ilgili birkaç örnek baskı göstereceğim size. Bunu beraber görelim ve son derece hızlı diğer A4 6 renkli cihazlara göre. Ve işi daha da çok kolaylaştıracak bir cihaz. Birkaç tane burada 10-15 bir baskı göndereceğim. Bununla beraber hızı ve kalitesini de bu şekilde görmüş olacağız. Yine diğer cihazlarla aynı şekilde ekran kısmı. Burada kağıt seçeneğimiz olsun, kağıt ebatlarımız olsun. Aynı şekilde seçenekler. Ben burada Epson Premier Gloss seçeneğinde ve bir 10-15 ebatında birkaç tane baskı yollayacağım. Hep beraber görelim arkadaşlar. Yine 6 renkten oluşan light magenta ve light cyan şeklinde ve ana renkleriyle beraber 6 renkten oluşan bir cihazımız. Güzel, hızlı, renkleri de gayet kaliteli bir cihazımız. Alacak olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Evet, ilk baskımız çıktı. Şöyle yakından da basmış olduğumuz mat kağıt 10-15. Aynı şekilde diğer baskılar da şu an geliyor. Arkadaşımız şöyle yakında da bir çekecektir. Amatör olaylarında gayet kaliteli ve temiz baskılar veriyor şu an arkadaşlar. Aynı şekilde bu cihazın bir de A3 modeli var. 30-40 şeklinde basacak olan cihazı. O da Epson L18050 diye geçer. Bu şekilde önceki serilerden farkı bunlar 108 serisi diye geçiyor. Aynı şekilde 6 renk mürekkep. Yani önceki L805'lere göre hem kalite olarak ve hız olarak da gayet başarılı. Herkese merhaba. Epson L8050 makinemizin kurulumunu yaptığımız zaman ekstradan bir de Epson Photo Plus diye bir uygulama yükleniyor. Uygulama üzerinden CD ve kart baskısı yapabiliyoruz. Biz şimdi sizlere CD uygulaması göstereceğiz. O yüzden buradan CD ve DVD'yi seçiyorum. Açtığımız zaman burada CD'nin tamamına, bir kısmına, yarısına, dikeyden yarısına ve farklı alanlarına baskı yapmak için şablonlar bulunmaktadır. Biz tamamına baskı yapmak istiyoruz şu an. O yüzden bunu seçtim.
Dosya kısmından tasarım ekliyorum. Bu fotoğrafı basmak istiyorum. Buradan CD içerisinde ayarlama yapacağız. Kırp dedim. Fotoğrafımı ayarladıktan sonra makinemizin alt kısmında baskı yapacağımız bir aparat çıkıyor. Burada kart baskısı için burayı, CD baskısı için bu kısmı kullanıyoruz. CD'mi aparata yerleştirdim. Ardından makinenin üst kısmında yuvası var. Buraya takıyorum. Yazdırmaya başlat dediğimde CD baskısı tamam. Evet, şu an yazdırma işlemi başlamak üzere. Oldukça hızlı bir baskı uyguluyor ve baskımız bitti. Tabloyu çıkarıp CD'mizi alıyoruz. Oldukça net ve güzel bir baskı. Evet arkadaşlar, bu cihazla CD'leriniz üzerine de baskı yapabilirsiniz.